inanılmaz güzel bir manzara. Böyle şey oluyorum ya, ben bu şeyi küçükken dinledim. İnanılmaz mutluyum Allah'ım ya. Günaydın millet. Herkese günaydın, günaydın, günaydın. Porto'dan günaydınlar, günaydınlar. Kahvaltı ettik. Şimdi bugün uzun bir gün. Nasıl bir yerden iniyorum ve şu manzaraya bakın. Çok güzel. Köprüyü alt kısmından geçiyoruz şu an. Şöyle üstümüzde de bir kısım var. Çok kalabalık oldu. Ben şu değerlendirmemi yapmak istiyorum. Daha Porto'da tam bir günümü bile bitirmedim ama kesinlikle Lizbon kadar büyük, Lizbon kadar böyle çok fazla turist içermediği için bana daha sıcak geldi. Yani turist olarak gidecekseniz evet Lizbon'da gerçekten çok etkilenirsiniz, çok güzel. Ama yaşamalık, Erasmus yapmak için, belli bir dönem vakit geçirmek için ben Porto diyorum. Porto'da böyle daha az mekan var, öyle az da değil ama yani. Daha sıcak bir hava. Bilmiyorum yani... Erasmus için ben net Porto'yu tercih ederdim ya. Üzüldük. Size bu güzel manzarayı şimdi güncelleme geçiyorum. Sandemana ve kaleme gittik. Böyle 3 çeşit şarap tadımı 20 euro falandı. Biz de bir şey bulduk. Burada River'da tekne turu artı... Hey. Millet gösterdim, güncellemem yerde kaldı. Neyse biz de bir bot turu bulduk şimdi. Firmanın adını aşağıya yazarım. 15 euroya 50 dakika bot turu artı 2 farklı şaraphanede böyle birer birer şarap tadımı. Bunu daha mantıklı bulduk. Yani oturup bir şaraphanede 15-20 euroya 3 çeşit şarap tatmaktansa. Çünkü ben Türkiye'de de çok fazla şarap tattığım için artık şaraphanelere girdiğim için farklı bir deneyim olsun istedim. O zaman şimdi gelin bot turuna başlayalım. 6 tane köprü var burada. 6 tane köprüyü geçeceğiz ve sonra geri döneceğiz. Hemen sayıyorum. Ruby biraz daha meyveli bir lezzete sahip. Tavni biraz daha woody yani ahşap tadı. Bu en klasik beyaz şarap ve içmesi en kolay olan. Şu buradaki klasik bir beyaz şarap oluyor. Bu da ekstra kuru olan bir beyaz şarap. Biz bir tavni bir de ruby deneyeceğiz şimdi. Say hi. Önce Rodriguez'de bir tadım yaptık. Rodriguez'de 3 çeşit Porto şarabı 2,5 euroydu. Bayağı ucuzdu ve onların dış ortamı daha güzel gibi de atmosferi. Ama biz zaten ücretsiz bunları aldık bot turundan dolayı. Şimdi de Royal Oporto'ya geldik. Royal Oporto'da da ama ben şarabın tadını daha çok beğendim. Ve buradaki anlatan kişi çok bilgiliydi ve bize bayağı bir şeyler öğretti. Yani aslında diğer atmosfer açısından iyiyken burası lezzet ve bilgi açısından daha iyiydi. Muhabbetten size çekemedim hiçbir şeyi. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Size göstereceğim. Tekrar bir modumu yükselteyim. Burada böyle bayağı şarap denedik ve bayağı ağır konuşmalar yaptık böyle. Modumu yükselteyim, geliyorum. Parka geldik şimdi. Genelde nehrin kenarında daha çok turistler takılıyor ama burada bu parkta daha çok böyle öğrenciler, işte daha böyle yerli kesim vesaire keyif yapıyor, oturuyor diyebilirim manzarada. Ve an itibariyle yemin ediyorum hayattan tek istediğim, bakın tek istediğim şöyle bir evim olsun istiyorum. Şöyle şu manzarada ve şöyle bir terasım olsun. Yemin ediyorum yerimden kıpırdamayacağım. Gezmeyeceğim. Vallahi sadece tek istediğim bu. Yani böyle bir manzarada böyle bir teras. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir de haftada bir rakı masam olsun. Tamam. Bu kadar. Şimdi ünlü Porto'daki köprünün üstünden geçiyoruz. Bazen şey düşünüyorum böyle. Saatlerce manzarayı izleyebiliyoruz. Bazen böyle duruyoruz, fotoğraf çekmeyi falan bırakıp izliyoruz. Konuşmuyoruz da Les'le böyle. Portekiz çünkü böyle bir ülke. Lizbon'da da ben bunu yaşıyorum. Sintra'da da yaşadım. Burada da yani romantik bir ülke. Ve bak bak dur denir yani. Bak bak dur gerçekten. Mesela şu manzarayı göstereyim ya. Ben saatlerce izleyebilirim. Gerçekten saatlerce izleyebilirim. Ya şu evleri falan bilmiyorum kamerada çıkıyor mu ama inanılmaz güzel bir manzara. Burada böyle şarapların taşındığı falan tekneler. Çok güzel. Ve Porto'da ben şunu çok hissettim.
masallardan çıkma bir şehir gibi. Yani eskiden hani böyle korsanların falan yaşadığı böyle o tersane şehirlerini bize tasvir ederlerdi ya masallarda, kitaplarda. Yani hangi masalın ve hangi kitabın bana Porto'yu anımsattığını inan hatırlayamıyorum ama böyle şey oluyorum ya, ben bu şehri küçükken dinledim. Annemden ya da okuduğum bir şeyden gördüm, yani ben bu şehri hayal ettim kafamda ve şu an o hayal ettiğim o şehirdeyim. Yani çok garip, gerçekten garip bir deneyim oluyor. Ama Porto çok güzel. Porto kesinlikle, yani Porto size ayak bastıysanız Porto'yu kesinlikle görmelisiniz. Şu kadar söyleyebilirim. Hamburger mükemmel. Tavuklu bir şey istedik böyle. Bizim Çerkez tavuğu gibi ama sıcak, kızartılmış, çok güzel böyle marineli bir mayonez yiyen, Portekiz'de yediğim en güzel yemeği yiyorum şu anda. Porto yolunuz düşerse burada ne olur benim için yemek yiyin, ne olur. Müthiş ya. Mükemmel. Şavarma. Çok dedik. Çok dedik. Garson dedik ya, hamburger yanında büyük french fries istediğinizi yemem misiniz? Biz dedik, yes. Yes, big french fries. Sure. Ben, of course. Yani bunu yiyemedik. Böyle ne yapalım? Yani bu kadar böyle french fries getirmişler, biz bunu da söyledik. Ne yapayım, ne yapayım bilemedim. Ama şunu dedik yani kaç kere. Tanrı'ya teşekkür ettik gerçekten bu yemek için. Portekiz'de şu ana kadar yediğim en iyi yemek ve ben bugün şey düşündüm. Ya hani çok güzel yurt dışında yaşamak da İstanbul'da yediğim güzel yemekleri burada bulamıyorum diye. Direkt hayat bana bugün İstanbul'da yediğim bu mükemmel yemeklerden gelir de. Bu şeyi alıyorum mesajı. Kal burada. Kal. Bir yerlerde kal. Biz sana güzel yemek göndeririz. İstanbul'daki bütün hamburgercilerden daha güzeldi. Görüşürüz. Biz de hazmedelim. Dakikadır falan burada böyle oturup müzik dinliyoruz. Mükemmel huzurla. Porto'nun huzuruna bayıldım. Günaydın. Porto'da son günümüz. Birazcık hüzünlüyüm. Bugün Porto'yu artık özetlemek istiyorum. Anladım çünkü. Porto gotik bir şehir. Aynı zamanda Avrupa'daki birçok farklı şehrin de ruhunu temsil ediyor. Yani Porto'da bir sokakta Belçika'yı, ayrı bir sokakta Amsterdam'ı, ayrı bir yerde Lizbon'u, ayrı bir yerde de Harry Potter'ı görebilirsiniz gerçekten. Belli bir mahallesi çok net bir biçimde Hogwarts mahallesi gibi. Yani kadın buradan esinlenmiş. Bu çok net yani, çok net. O kadar böyle benzer şeyler var ki anlatamam. Birazcık böyle J.K. Rowling'in esinlendiği yerlere falan gideceğiz bugün. Şehri biraz daha göreceğiz. Arada böyle tabii ki Harry Potter dışında şeyler de göstereceğim. Mesela şu an arkamda, hemen göstereyim, iki tane kilise var. Biri Katolik ve biri başka bir şey. Şu ortaya iki kilise ayrı ayrı olsun. Hani birbirleriyle yapışık olmasınlar diye. Burada böyle küçücük bir ev var. Bu şekilde buraya gelip görebilirsiniz. Bu arada hava gerçekten çok garip. Sabah donuyordum ben, kış havasıydı. Elbisemin altında pantolon giydim, üstüne sivit giydim, üstüne ceket giydim. Şu anda yaza girdik yine böyle. 10 dakikada kıştan yaza geçtik. Kütüphanenin oraya gittik. Biz geç kaldık. Sabah erkenden gidecektik normalde. Yani minimum 100 kişi sırada bekliyordu. Biz de dedik ki akşam gelelim. Hani belki azalır. Azalmayacağına ben eminim ama hani belki. Şimdi böyle biraz fotoğraf falan çekileceğiz. Ardından size başka yerleri de göstereceğim. Şimdi bana lütfen kadın esinlenmemiş demeyin. Bu bayağı Sırlar Odası'nda yılanın ağzından su dökülüyordu hatırlıyorsanız. Bayağı o yani. Tabii ki bir yaratıcılık da lazım. Fakat Porto'da yardım etmiş mi? Çok yardım etmiş kadına gerçekten. Porto olmasaydı belki de Harry Potter olmayacak. Şimdi çok güzel bir yere daha gidiyoruz. Rowling'in yine etkilendiği. Şey çok hoşuma gidiyor. Ben iki kere Universal stüdyolarına gittim. İki kere Harry Potter'ın o asıl inşa edilen dünyasına falan girdim. Kendimi o dünyanın içinde hissettim ama şu an gerçekten onun hani yani Rowling'in yani inspiration aldığı mekanda olmak, hani gerçeğinde olmak çok hoşuma gidiyor.
Mesela şurası tam bir Amsterdam. Yani demek istediğim bu. Mesela bu çok gotik bir havası var şunun. Ama bir yanda Amsterdam var mesela. Yani böyle bir şehir Porto. Kesinlikle görülmesi gerekiyor. Kesinlikle. Gösterdiğim dükkanda da aslında hani uçan süpürgeleri buradan esinlendiği söyleniyor. Ve bence dükkanın tarzı da bana biraz böyle ilk filmde hani Harry'lerin gittiği Diagon Street vardı ya, hani böyle alışverişlerini yaptıkları. Onu böyle bir anımsattı çünkü sokakta da böyle bir gotik bir hava var. Olabilir yani. Bütün sokaklar böyle bir şey. Hani filmdeki binalarla aynı renk, aynı tarz. Saatler sonra hello hello. Süpürgeciye gittikten sonra yemek yedik. Sonra hiçbir şey yapamadık çünkü Porto bitti aslında. Yani bence 3 bile değil. 2,5 gün yeterli. Hatta hızlı olursanız 2 günde Porto'yu bitirirsiniz. Şimdi gösteriyorum. Ünlü bu kütüphaneye geldik. Sabah geldiğimizde saat 10 gibi inanılmaz bir sıra vardı. Yani sıra arkaya doğru devam ediyordu, sonra oradan dönüyordu falan böyle. Şu an akşam 5 gibi geldik. 20-25 dakikada içeri gireceğiz gibi. O yüzden akşam saatlerine gelmenizi öneririm. Bence herkes sabah daha boş olacağını düşünüp sabah geliyor ve sabah tıklım tıklım oluyor. Bu arada bileti kapıda alırsanız 6 euro, online alırsanız 5 euro. Tabii gelin içeri girelim. Burası işte J.K. Rowling'in Harry Potter'daki bu hareket eden merdivenleri ilham aldığı yer diye biliniyor ve bir dönem Porto'da yaşadığı söyleniyor ama tam emin değilim. O dönem bu kütüphaneye çok fazla gelip gidiyormuş vesaire ve aynı zamanda yani dünyadaki en güzel kütüphanelerden biri. Hemen gösteriyorum. En büyük isteğim buraya gelince bir tane Harry Potter kitabı almaktı ama gerçekten pahalılar yani. Pahalı pahalılar. Şöyle göstereyim mesela. Şöyle bir kitap böyle kalın dışı vesaire. Mesela bu 25 euro. Küçük bir kütüphane. Öyle çok büyük bir şey hayal etmiyorum. Küçük bir dükkan. Ha, dizaynı çok güzel. Çok güzel dizaynı gerçekten. Çok farklı bir kitapçı. Görülmeli mi? Evet. Yani merak ediyorsanız, hele de Harry Potter fanıysanız net görün. Şimdi bana güleceksiniz ama yani gerçekten kitapçıda içimin gittiği bir nokta oldu. Evet, Harry Potter'da da içim gitti ama inanılmaz güzel yemek kitapları buldum. Ve yemek kitapları şöyle bir şey. Yani Harry Potter'ı başka ülkede bulursunuz ama mesela şöyle bir yemek kitabını büyük ihtimalle başka bir ülkede bulamazsınız ya da daha zor bulursunuz. Ama yani içim gitti. Mesela bu 15 euro. Aslında yani küçük bir yansı almaktansa bunu almak daha mantıklı ama bu mesela 40 euro. 40 euro arkadaşlar, 40 euro yani. Alamam yani açıkçası. Bu mesela çok güzel bir kitap belli. 42 euro. 42. Sinirlendim, çok pahalı. Euro neden 11 lira? Ben neden euro kazanmıyorum? Delireceğim yani gerçekten. Güzel bir kitapçıya gidip böyle inanılmaz farklı yemek kitapları alasım var sürekli. Neyse, biraz kitapçıyı gezelim. Sonra artık kapatayım bu vlogu. Şimdi kitapçıdan çıktık. Şunu göstereyim. Arkamdaki sıra. Saat 6.30'da gelin. En son gelin. Çünkü 6.30'dan sonra giriş olmuyor. Zaten 7'de kapanıyor. Son yarım saat çok rahat bir biçimde kitapçı dolaşırsınız. Fotoğraf çekilirsiniz. Yani kitapçı zaten 10 dakikada hani yürümeyle 3 dakikada bitecek bir kitapçı. Ama gerçekten dünyadaki en güzel kitapçı. Ve inanılmaz bütün kitap aldım. Nasıl aldım? Biz 5 euro ödedik giriş bileti için. Kitap alırsan 5 euroya düşüyorlar. İnanılmaz mutluyum. Çok güzel bir kitap buldum ve çok iyi fiyata buldum. Kitabı göstereyim. Şöyle Manchis diye bir şey. Arkasında bütün böyle hangi şeflerin tarifleri olduğu yazıyor. Dünyadan böyle birçok başarılı şefin her birini seçtiği böyle kendi en sevdiği birer tane yemek tarifi. Benim için inanılmaz değerli ve dünyadaki en güzel kitapçıdan bir kitabım var. Yani buna verdiğim paraya hiç acımadım gerçekten. Hiç mi hiç acımadım? İnanılmaz mutluyum Allah'ım ya. Evet, videoya başladığım gibi kapatayım dedim. Başladığım tipimde miyim? Dağılmış mıyım artık bilemiyorum. Fakat inanılmaz güzel, yorucu,
ama ilham verici, eğlenceli, yoğun, çok güzel bir 4 günün sonuna geldik. Çok güzel bir vlog sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz ve daha çok video için takipte kalmak istiyorsanız zile tıklamayı unutmayın. Öf, mükemmel bir kapanış oldu. En iyi kapanışım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya ki vlogda görüşmek üzere. Haftaya hangi şehirde, hangi ülkede olacağız? İnanın hiçbir fikrim yok. Yaşayıp göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.